Ne gönlüm sabrediyor, ne de dudağım. Isırıyorum dudaklarımı, diş geçmiyor. Titretiyor ayrılık soğuğu, bir de dokunuyor gözyaşım. Şair Şenol Sönmez Gül, Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde bir şiir dinletisi yaptı. Uyumak kadar güzel, uyanmak kadar kabus dolu gidişini seyredişim. Tenhada döktüğüm ilk gözyaşımsın. Şiire başlamam 1987 senesinde, bir 23 Nisan şiiri yazmak için öğretmenimiz bize ödev verdiğinde, arkadan bir tane arkadaşımız, Yasemin diye bir arkadaşımızdı. Bir şiir yazdım, öğretmenim okuyabilir miyim dedi. Şiir yazdım deyince ben çok şaşırdım. Gerçekten şair olmayan birisi veya şairliği bir zümreye ait olarak düşünüyordum. O şiir okuduktan sonra benim de aslında söylediklerim, tabii kağıda dökmediklerimin şiir olduğunu düşündüm. Ve ondan sonra ortaokul, lise dönemleri itibariyle ben hep bir şeyler yazdım ama tabii bunu sakladım. Ta ki üniversiteye kadar. Üniversitede şiirlerimi toplayıp belli bir sayıya ulaştıktan sonra işte 2003 senesinde ilk kitabımı çıkarttım. Rüzgarıyla yağmur gülümseyen damlacıklar döküyor. Caddeler, sokaklar ışıl ışıl. Aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan şair, programda hikayelerini, şiirlerini ve anlatılarını müzik eşliğinde izleyiciyle paylaştı. Yalnız kalan bir köprü uzanmış derin yalnızlığa, çıka gelmiş diğer köprü yalnızlık paylaşmaya. İstanbul yalnızlık yaşatır mı? Hadi söyle. İlk zaman şiirlerim benim karmaydı. Çünkü duygular karışık olduğu zaman şiirlerde karma karışık oluyordu. Birbirine benzerlik göstermiyordu. Kendini bulamayan bir adamın şiirleriydi aslında ilk zaman şiirlerim. Sonradan belli bir yolu bulup, yolu tutturduğumda artık kendime has, kendime özgü şiirleri yazabildiğimi fark ettim. Belki birinci, ikinci kitabımı kendim de okudum da çok hoşlanmıyorum ama üçüncü kitabımdan itibaren gerçekten bir tarzım olduğunu fark ettim. Şairin Yağmur Yağarken Ağla, İstanbul'da Yalnızlık da Güzel, Hangi Yaprak Olayım Eylül'de, Düş Çalıntısı ve Yarı Yol Hikayesi olmak üzere yayınlanan 5 şiir kitabı var. Son kitabı Yarı Yol Hikayesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yayımlandı. Birdenbire soğuk terler dökülür yatağına. Yastığında birkaç gözyaşı. Güzel bir gece oldu. 19 tane şiirimi okudum. Artı 3 tane doğaçlama şiirimiz vardı. Piyano, keman, gitar ve klarnet eşliğinde bir de solistimiz vardı. O da sağ olsun güzel yorumuyla bu geceye renk kattı. Güzel bir gece olduğunu düşünüyorum. Umarım katılanlar da memnun kalmıştır. Gözlerime perdeler iner yokluğunda. Kayboldum diye bağırırım her yana. Ben öylesine muhtacım ki sana, gamzelerini alıp gözlerimin önüne astım. Sensiz ömrü yaşanmış sayamam. İstersen, istersen yaşlanınca gel.